1-7 Ağustos haftasında dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizin için derledik. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in engelleme çabaları ve tüm uyarılarına rağmen Asya turu kapsamında Salı günü Tayvan'a giderek 25 yıl aradan sonra adayı ziyaret eden ilk üst düzey ABD'li yönetici oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiği, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği, Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusu, Tayvan Boğazı'nı da kapsayacak şekilde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla günler süren tatbikatlarına başladı. ABD, Avustralya ve Japonya, Çin'i tatbikatlar nedeniyle uyarırken, provokasyondan uzak durulması ve gerilimin daha fazla tırmandırılmaması çağrısında bulundu. Çin hükümeti, Pelosi ile akrabaları ve yakın çevresini hedef alan yaptırımlarını duyurdu. Çin ayrıca ABD ile bazı alanlardaki işbirliğini sonlandırma kararı aldı. Pelosi'yi Cuma günü Tokyo'da ağırlayan Japonya Başbakanı Kishida, Çin'in Tayvan yakınlarındaki askeri tatbikatlarını bölgesel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit olarak gördüklerini söyledi. Usame Bin Laden'in 2011 yılında öldürülmesinden sonra El-Kaide liderliğini üstlenen Mısırlı Eymen El-Zevahiri, 31 Temmuz Pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde yer alan evinde ABD'nin düzenlediği drone saldırısıyla öldürüldü. ABD'li yetkililer, El-Zawahiri'nin öldürüldüğü evin Taliban liderlerinden birinin yardımcısına ait olduğunu öne sürdü. Taliban ise El-Kaide liderinin Kabil'in merkezinde yaşadığını bilmediklerini açıkladı. Kabil'de Şii azınlığın düzenli olarak bir araya geldiği işlek bir caddede Cumartesi günü yaşanan bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü ve en az 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Filistin'in Jenin kentinde Pazartesi günü İsrail polisinin yaptığı operasyonda İslami Cihad örgütünün Batı Şeria komutanı Bassam el-Saadi'nin tutuklandığı açıklandı. İsrail, Cuma günü misilleme amacıyla roket saldırıları planladıkları iddiasıyla Gazze şeridindeki Filistinli gruplara karşı önleyici olarak nitelendirdiği hava saldırıları başlattı. 3 gün süren saldırılar sonucunda en az 44 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'den İsrail'in güney bölgelerine yapılan misilleme amaçlı roket saldırılarında ise 13 İsrail'inin yaralandığı kaydedildi. İsrail ile İslami Cihad arasındaki çatışmalar pazar günü yapılan ateşkesle sonlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Cuma günü Soçi'de bir araya geldi. Zirveye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada tarafların enerji ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, iki ülke arasındaki doğalgaz ticaretinde kısmen rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Panagiotis Konteleon ve Başbakanlık Ofisi Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi lideri ile bir gazetecinin telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıkması sonucunda istifa etti. Kosova hükümetinin önceki hafta ülkede yaşanan Türkler dahil herkes için Kosovalı kimlik kartı ve araç plakası edinme zorunluluğu getirileceğini açıklamasının ardından hem ülkede yaşayan Sırplar hem de Sırbistan hükümeti karara sert tepki gösterdi. Yaşanan gerilimin ardından Kosova hükümeti krize neden olan söz konusu uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı. Kosova Başbakanı Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, AB'nin daveti üzerine 18 Ağustos'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Kosova İçişleri Bakanlığı, Darija Aslamova isimli Rus gazetecinin casus olabileceği şüphesiyle Cumartesi günü gözaltına alındığını, istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı. Ukrayna makamları, geçtiğimiz hafta yaşanan ve 53 mahkumun öldüğü Olenivka'daki cezaevine yönelik saldırının önceden planlanmış
ve üst düzey Rus yetkililerce onaylanmış bir eylem olarak Kremlin'e yakın Wagner grubu askerlerince gerçekleştirildiğini ileri sürdü. BM, Donetsk bölgesindeki cezaevine yönelik saldırının aydınlatılması ve sorumluların tespiti için soruşturma başlatıldığını duyurdu. 26 bin ton mısır yüklü Sierra Leone bandıralı Razon isimli gemi, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması kapsamında pazartesi günü Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'nın Odessa limanından ayrıldı. Gemi İstanbul'daki kontrollerin ardından Lübnan'a doğru yola çıktı. Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Razoni'nin Rus işgalinin başlamasından bu yana ülkeden ayrılan ilk tahıl yüklü gemi olduğunu açıkladı. Ayrıca 60 bin ton tahıl taşıyan ilk yeni gemi ise Cuma günü Ukrayna limanlarından Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya doğru hareket etti. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporunda Rus ordusunun güçlerini Ukrayna'nın güneyine konuşlandırmaya başladığı ve savaşın yeni bir aşamaya girmek üzere olduğu kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'yi Ukrayna'ya uzun menzilli füze saldırıları düzenleyeceği hedeflere ilişkin istihbarat aktarmakla suçladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD'nin böylelikle savaşa doğrudan dahil olduğu ifade edildi. Ukrayna hükümeti, Cuma günü yaşanan Rus bombardımanında ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santraline bağlı elektrik hatlarından birinin vurulduğunu, santralin çalışır vaziyette olduğunu ve herhangi bir radyoaktif deşarj tespit edilmediğini açıkladı. Rusya, aralarında İngiltere eski başbakanı David Cameron ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in de aralarında bulunduğu 39 İngiliz vatandaşının daha ülkeye girişini yasaklayan yaptırımlarını duyurdu. ABD, Rus lider Putin'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen Alina Kabeeva'yı yaptırım listesine eklediğini, bu kapsamda Kabeeva'nın ABD'deki mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. ABD Senatosu, çarşamba günü yapılan oylama sonucunda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ezici bir çoğunlukla onayladı. ABD, Ukrayna'ya gönderilecek 500 milyon dolar büyüklüğünde yeni askeri yardım paketini duyurdu. Pakette topçu sistemleri ile HIMARS isimli gelişmiş roket sistemleri için mühimmatın da bulunduğu bildirildi. Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı bir raporda Ukrayna güçlerinin şehirlere yerleşerek okulları ve hastaneleri üs olarak kullandığı, zaman zaman apartman dairelerinde yaşadığı ve evlerin yakınında ateş açarak sivilleri tehlikeye attığı kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuya ilişkin açıklamasında Uluslararası Af Örgütü'nü kurban ve saldırganı aynı şekilde göstererek ve saldırganın yaptıklarını görmezden gelerek bir terör devletine yardım etmekle suçladı. Uyuşturucu bulundurma suçu nedeniyle Şubat ayından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li kadın basketbolcu Britney Griner, Perşembe günü yapılan karar duruşması sonucunda 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezasına çarptırıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ile bir mahkum takası anlaşması için görüşmeye hazır olduklarını ifade etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan Avrupa'ya geçen mülteci sayısının 6.180.345 olduğunu, Ukrayna'ya giriş ve çıkışların sayısının ise 10 milyonu geçtiğini açıkladı. Beyrut limanında bulunan tonlarca amonyum nitratın patlamasıyla meydana gelen ve 200'ün üzerinde kişinin ölümüyle sonuçlanan felaketin ikinci yıl dönümünde Lübnanlılar sokağa çıkarak anma yürüyüşü gerçekleştirirken limandaki hasarlı tahıl siloları kendiliğinden yıkıldı. Brezilya polisi, İngiliz gazeteci Don Phillips ve Brezilyalı aktivist Bruno Pereira'nın Haziran ayında öldürülmelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri Amazon bölgesindeki bir balıkçı mafyasının lideri olmak üzere 5 kişiyi tutukladı. Yeni Zelanda parlamentosu, Çin hükümetinin verilere ulaşabileceği endişesiyle milletvekillerini parlamentodaki cihazlarda TikTok kullanmamaları konusunda uyardı.